Selam, ben Nurhan, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir Finlandiya lezzetiyle buradayım ve Runeberg'in tortu yani Runeberg pastasının tarifini paylaşacağım. En başta da söylediğim gibi bugün Runeberg'in tortu yani Runeberg pastasının tarifini paylaşıyor olacağım. Önümüzdeki hafta yine bir analog fotoğrafçılık videosu yayınlayacağım. Ama bugün özellikle bu pastanın tarifini vermek istedim. Çünkü yarın 5 Şubat ve Finlandiya'da Runeberg günü olarak kutlanıyor. Peki kimdir bu Runeberg? Jonas Ludvig Runeberg, İsveççe konuşan bir Finlandiyalı. Kendisi 5 Şubat 1804 yılında doğmuş. Bir şair ve Finlandiya Milli Marşı'nın sözlerini kaleme kendisi almış. Bu pasta da adını kendisinden alıyor. Ama aslında tabii ki de pastayı yapan o değil, eşi. Ludvig Runeberg bu pastayı çok sevdiği için özellikle Ocak ayından işte Şubat'ın 5'ine kadar Finlandiya'da her yerde bu pastayı bulmak mümkün. Hatta kendisi çok aslında şekerli ve tatlı bir şey olmasına rağmen bunu kahvaltıda tüketiyormuş. Öyle diyorlar. Ben de Runeberg gününün şerefine bu pastayı denedim. Bu hazır aldığım versiyonu şöyle tutarsam devirmeden üstünü de görebilirsiniz. Buysa kendi yaptığım. Şimdi gelelim tarife. Pastanın yapılışına geçmeden önce malzemeleri sıralayacağım. Malzemeleri açıklamalar kısmında da bulabilirsiniz. Ama şu anda da hepsinin üzerinden şöyle bir hızlıca geçmek istiyorum. Tabii ki birinci öncelikle ihtiyacımız olan şey un. Neredeyse her tarifte olduğu gibi. Onun dışında hem normal şeker kullanıyor olacağım hem de biraz esmer şeker kullanıyor olacağım. 100 gram tereyağı kullanacağım. Margarin de kullanabilirsiniz. Onun dışında bir yumurta, krema, 75-80 gram kadar badem unu var. Birkaç tane zencefilli kurabiye ekleyeceğim. Tabii ki kabartma tozu. Tarifte ayrıca kakule var. Biraz badem aroması ve son olarak da üzerine koymak için reçel ekleyeceğim. Tarif ahududu reçeli diyor. Ben orman meyveli bir reçel kullanacağım. Malzemeleri sıraladıktan sonra gelelim hazırlık aşamasına. Öncelikle mikserime tereyağını ekliyorum. Tereyağı normal buzdolabından çıkarttım. Soğuk bir şekilde sadece parçalara bölüp koydum. Sonrasında üzerine şekerleri ekliyor olacağım. Şekerlerin ikisinden de yani hem esmer hem beyaz şekerden 1/4 kap yani yarım desilitre koyuyorum. Toplamda 1 desilitre ya da yarım kap kadar eklemiş oluyorum. Ayrıca onlar karışırken bir de yumurtayı üzerlerine ekliyorum. Şimdi bu kısım tamamen çırpılırken ben bir yandan kuru malzemelerimi toparlıyor ve hazırlıyor olacağım karıştırmak için. O yüzden şöyle rondoyu kenarı çektim. Gelelim diğer ekleyeceğim malzemelere. Bunların hepsini de küçük bir kapta karıştıracağım öncelikle bana kolaylık olması için. Şimdi unumu ekliyorum. Un 3/4 kap olarak ekleyeceğim. Yani 1,5 desilitre oluyor. Bir yandan da her tarifte olduğu gibi kullandıklarımı kaldırıyorum burası kalabalıklaşmasın diye. Sonrasında badem ununu ekliyorum. Badem unu benim aldığım 80 gram. Normalde normal un kadar koyun diyor tarif. Ama içinde çok azıcık daha kaldı. O yüzden onu da ekledim. Yani 75 gram kullanmam gerekirken aslında 80 gram koymuş oldum. Sonrasında zencefilli kurabiyeleri koyuyorum. Kurabiyeler 1/4 kap ya da yarım desilitre. Onu da şöyle göz kararı baktım. Herhalde 4 tane kurabiye yeter. Bu arada bu kurabiyeleri hazır satın aldım. Ama isterseniz zencefilli kurabiye kendiniz de yapabilirsiniz. Ya da ekmek kırıntısı ya da panko diye geçen undan da ekleyebilirsiniz. Ama biz evde zencefilli kurabiyeyi çok sevdiğimiz için ben direkt bunu kullanıyorum. Onu da şöyle oklavayla un haline gelecek şekilde ezdirdim ve diğer kuru karışımların içine koymadan önce son bir kez ölçüyorum. Şöyle fazlasını da buraya dökelim. Onu da normal kuru malzemelerimin içine kattım.
Ölçü kabığı ekleyeceğim kuru malzemeleri tamamladım. Şimdi kaşıkla eklenecek olanlara geldi sıra. Bir çay kaşığı kabartma tozu ekliyorum kurabiyenin üzerine ya da unlu malzemelerin üzerine. Sonrasında 1/4 çay kaşığı kakule koyacağım. Kakule Finlandiya'da çok sevilen bir baharat. Kahveye bile ekleniyor. O yüzden her evde bulmak mümkün aslında. Bunların dışında bir de ölçü kabığıyla yine ekleyeceğim krema var. Benim satın aldığım krema kabı 2 desilitre ama tarif 1,5 desilitre kadar gerektiriyor. O yüzden onu da ölçüp koyacağım. Çok fazla sıvı olsun istemiyorum. Sonrasında hepsini bir araya getirdikten sonra malzemelerin mikserimi tekrar çalıştıracağım ve biraz unlu karışımdan ekleyip biraz da kremadan ekleyip tüm malzemeleri tamamlayana kadar devam edeceğim. Malzemeleri karıştırdım. Şimdi muffin kaplarına bölüştürmeye geldi sıra. Bu aşamada içlerine birer küçük çay kaşığı reçel de ekleyeceğim. O yüzden reçelimi de yanda bir yere hazırlıyorum. Bu birazcık derin bir kavanoz olduğu için direkt içinden almak daha zor oluyor çünkü. Sonrasında her muffin kabının içine yaklaşık bir çorba kaşığı kadar karışımdan ekliyorum. Üzerlerine birer çay kaşığı reçel koyacağım ve sonrasında yine bir çorba kaşığı kadar karışımdan koyup üstlerini kapatacağım. Tüm karışımım bitti ama hepsinin üstünü kapatamadım. O yüzden şöyle 12 taneden birer taneyi geri dökerek 10 taneyi indirdim. Bir tanenin de üstü açık kaldı. Ama fırına girmeye hazırlar şu an. Runeberg tortularım fırında pişerken ben bir yandan üstünün şurubunu hazırlıyor olacağım. Bunun için bir çorba kaşığı şeker ekledim. Üzerine de yine bir çorba kaşığına yakın badem aroması ya da badem özü ekliyorum. Siz kendi zevkinize göre bunu daha az da kullanabilirsiniz. Çünkü benim kullandığım oranla aslında ortam buram buram badem koktu. Tamamen damak zevkinize kalmış. Bunu biraz karıştırdıktan sonra da üzerine 2 çorba kaşığı sıcak su ekleyip şeker iyice eriyene kadar karıştıracağım. Sonrasında Runeberg tortuları fırından çıkarıp biraz soğuttuktan sonra üzerlerine bu şuruptan süreceğim. Runeberglerim fırından çıktı. 15. dakikada bir kontrol ettim. Toplamda ise 18 dakika pişirdim. Bir 10-15 dakika soğuttuktan sonra şimdi üzerlerine hazırladığım şuruptan ekliyorum. Tarif normalde en azından birkaç saat bekletin. Mümkünse bir sonraki güne kadar bu şurubu çekmesi için bırakın diyor. Ben o yüzden şurubu sürdükten sonra bir 24 saat kadar bekleyip devamını da tadacağım. Runeberg tortuyu yemeden önceki son aşama üstünü süslemek. Üstünü süslemesinde geleneksel olarak reçel ve şeker kullanılıyor. Aslında yapılışı benim hayal ettiğimden çok daha kolay oldu. Malzemelerin birçoğu evde bulabileceğiniz şeyler, birkaç şeyi ekstradan satın almak gerekti. Onun dışında içindeki malzemeleri aslında kendinize göre değiştirmeniz mümkün. Örneğin buğday unu yerine farklı unlar tercih edebilirsiniz. Çavdar unu gibi mesela. Ya da
İçindeki şeker oranını kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Tarifin orijinali rom ya da badem likörü kullanın diyordu. Ben mesela onun yerine badem aroması ekledim. Ama ben biraz fazla ekledim. O yüzden şu an burası buram buram badem kokuyor aslında. Onun oranını kendi zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Tarifin orijinali ahududu reçeli diyor. Ben yapılış sırasında gördüğünüz karışık orman meyvesi reçeli kullandım. Ama farklı bir reçel de ekleyebilirsiniz. İçine tamamen size kalmış. Onun dışında geleneksel olarak şekli şöyle. Biraz daha yüksek, yuvarlak olarak yapılıyor. Bunun için özel metal kalıplar var. Ya da silikon kalıplar da var. Ama ben sipariş etmeme rağmen zamanında yetişmedi. O yüzden de normal muffin kabıyla yaptım. Orijinaline göre biraz daha kısa oldu. Pişirme süresini çok değiştirmedi ama boyutu. 15. dakikada bir kontrol ettim. Bir 3 dakika daha pişirdim. Toplam 18 dakikanın sonucu oldu bu. Orijinal tarifte 15-20 arası diyordu zaten. Şimdi gelelim tadına. Şöyle. Hop. Bölemedim. Güzel. Biraz dediğim gibi bademini ben fazla koyduğum için orijinaline göre daha bademli bir tadı var. Onun dışında aslında doku olarak biraz ıslak kek gibi. Çünkü normal şöyle gösterebilirim sanırım. Hamurunu hazırladıktan, karışımını hazırladıktan sonra fırına koyuyorsunuz. Çıktıktan sonra üzerine şerbet sürdüğünüz ve o şekilde beklediği için ki benimki neredeyse 24 saat bekledi. Tamamen onu çekiyor. O yüzden de ıslak bir dokusu var. Tamamen dediğim gibi içindeki malzemeleri değiştirip kendinize göre kişiselleştirebileceğiniz bir pasta. Finlandiya'da ama özellikle 5 Şubat'a kadar bulmak mümkün. Hatta şu an herhangi bir markete girdiğinizde en önde yer alıyor. Çünkü Runeberg gününü kutlamak gerek. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi önümüzdeki hafta yine bir analog fotoğrafçılık videosuyla burada olacağım. Eğer kaçırmak istemezseniz kanalıma üye olup bildirimleri açabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.